Abdi İbrahim'in hazırladığı Bilimsel Gündem'in 9. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere ağrı kesiciler ve yeni tedavi alanlarından, depresyonda çinko etkisinden, hava kirliliği ve psoriasis ilişkisinden bahsedip bu makalelerden ağrı kesiciler ve yeni tedavi alanları ile ilgili uzman görüşüne yer vereceğiz. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hekimlerinden biri olan ve İstanbul Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü kurucusu Müfide Küle'yi tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz ağrı kesiciler ve yeni tedavi alanlarından. Ağrı kesiciler günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ilaçlardır. Bu konuyla ilgili International Journal of Molecular Sciences'da 21 Mayıs 2021'de yayınlanan çalışmaya geçelim. Enflamasyonun nörodejeneratif, kardiyovasküler, diyabet ve kanser dahil olmak üzere farklı dejeneratif hastalıkların modülasyonunda yer aldığı netleştikten sonra araştırmacılar steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların potansiyel rolünü değerlendiren yoğun programlar başlattı. Epidemiyolojik gözlemlerden elde edilen kanıtlar, artritli hastalarda non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların Alzheimer hastalığı insidansını azalttığını belirledi. Parkinson'da ise bu riskin değişmediği görüldü. Bazı kanser türlerinde, özellikle prostat kanserinde riskin azaldığı, bunda non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların otofajiyi modüle edebilme özelliği sebebiyle olabileceği düşünüldü. Subakutronik inflamasyonun obezite ile ilişkisi disgliseminin patojenize katkıda bulunduğu hipotezi ve inflamasyonu hedeflemenin diyabetin önlenmesi için terapötik bir yol sağlayabileceğine de değinilmiştir. Sık kullanılan bu ilaçların ileride bize yeni tedavi alanlarının anahtarını verebileceğine değinilmiştir. Şimdi bu konu ve makale ile ilgili Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Dr. Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu'nun görüşlerine yer veriyoruz. Bugün 2021 yılında International Journal of Molecular Science dergisinde yayınlanan kapsamlı bir derlemeyi inceleyeceğiz. Bu derlemede non-steroid anti-inflamatuar ilaçların kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklarda ayrıca diyabet ve kanser terapisinde kullanımı incelenmiş. Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar klinik pratikte yaygın olarak ağrı ve inflamasyonu kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. Anti-inflamatuar etkinliklerine dair farklı hipotezler olmakla birlikte ana etkilerini siklooksijenaz enzimi inhibisyonu üzerinden gerçekleştirdikleri düşünülmektedir. Etiyolojisinde inflamasyona dair artan kanıtların bulunduğu hastalıklarda non-steroid anti-inflamatuar ilaçların nasıl bir etkisi olduğu açık değildir. Bu derlemede de ana olarak bu nokta değerlendirilmiştir. Epidemiyolojik gözlemlerden elde edilen kanıtlar, artriti olan ve bu nedenle non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanan bireylerde Alzheimer hastalığı insidansının azaldığını göstermektedir. Epidemiyolojik çalışmalar Alzheimer hastalığında azalmış insidans bildirse de bu konuda daha geniş çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Non-steroid anti-inflamatuar ilaçların antineoplastik potansiyel etkisi, COX-2'den bağımsız olarak proto-onkojenlerin downregüle edilmesine dayanmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalarda non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanımı ile prostat kanseri riskinde azalma saptanmıştır. Bununla birlikte bu ilaçların anti-kanser mekanizması üzerine daha geniş çalışmalara da ihtiyaç bulunmaktadır. Sonuç olarak non-steroid anti-inflamatuar ilaçların anti-inflamatuar, antipiretik ve analjezik özellikleri farklı çalışmalarda genişçe değerlendirilmiştir. Ancak henüz tam olarak anlaşılmayan farklı moleküler ve hücresel faktörleri etkileyerek inflamasyon, aksonal hasar, ateroskleroz ve karsinogenezde de rol oynuyor görünmektedir. Bu hastalıkların etiyopatogenezinin aydınlatılmasıyla farklı non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar yeni terapötik opsiyonlar oluşturabilir. Şimdi gündemin diğer haberine geçelim. Araştırmacılar, depresyonda çinko desteğinin tedaviye herhangi bir katkısı var mı sorusunun cevabını Nutrition Reviews'ta yayınlanan 2021 tarihli çalışmayla aramışlar. Depresyonun patofizyolojisi tam olarak aydınlatılmamış olsa da kanıtlar hastalığın biyolojik, çevresel ve psikolojik etmenlerin bir sonucu olduğunu göstermektedir.
yapılan bir meta analizde Eylül 2019'a kadar 40 yaş altı popülasyonda çinko takviyesinin hastalık üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen Norveç'te bir psikiyatri hastanesinde depresyonlu hastalarda çinko eksikliği prevalansının %33,6 yani yüksek olduğu saptanmıştır. Klinik olarak majör depresyon tanısı almış hastalara antidepresan tedavisine ek günlük 25 mg çinko takviyesi uygulanmış ve hastaların depresyon semptomlarında azalma görülmüştür. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. JAMA Dermatoloji'de 16 Şubat 2022'de yayınlanan hava kirliliği ve sedef hastalığı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmanın detayları şöyle. Hava kirliliğine kısa süreli maruziyetin psoriasis yani sedef hastalığı alevlenmeleriyle ilişkili olup olmadığını gösteren bir gözlemsel çalışma yapıldı. Dermatoloji kliniğine başvuran plak tipi psoriasis olan hastaların Eylül 2013'ten Ocak 2020'ye kadar olan verileri analiz edildi. Hastalar atak dönemi ve öncesinde kirletici madde maruziyeti açısından karşılaştırıldı. Kontrol ziyaretiyle karşılaştırıldığında karbon monoksit, nitrojen dioksit ve benzeri kirletici madde maruziyet konsantrasyonlarının sedef hastalığı alevlenmelerinden önceki 60 gün içinde önemli ölçüde daha yüksek olduğu görüldü. Bu çalışmanın bulguları hava kirliliğinin psoriasis alevlenmeleri için tetikleyici bir faktör olabileceğini düşündürmüştür. Programımızın son kısmında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın hekimlerinden biri olan ve İstanbul Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü kurucusu Müfide Küley'i tanıyacağız. Merhabalar, ben Müfide Küley. 1904 yılında Sakız Adası'nda dünyaya geldim. Çamlıca Kız Lisesi'nden mezuniyetimin ardından tıp fakültesini çok istememe karşın o dönemde kız öğrencileri kabul etmediklerinden dolayı İstanbul Darülfünun'da Fen Fakültesi Biyoloji Şubesi'nde yüksek eğitimime başladım. Ancak sonrasında 1922 yılında tıp fakültesine ilk kez kabul edilen 10 kız öğrenciden biri oldum. İç hastalıkları uzmanlığımın ardından çeşitli merkezlerde çalıştım. 1952 yılında İlk kadın klinik profesörü oldum. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gastroenteroloji seksiyonunu yani bölümünü kurdum ve yönettim. Zehirlenmeler, sindirim sistemi hastalıkları, iç hastalıklarında diyetle tedavi adlı dönemin önemli tıp kitaplarını yazdım. 1973 yılında emekli oldum ve 26 Aralık 1995'te aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube ve Anchor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır. Programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç AŞ'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdiibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.